mübarek sahabeler sordu, ya Fahri Kainat bu ne hikmettir? Cebrail aleyhisselam buyurdu, dua etti. Kim şehri Ramazan'a kavuşur da ondan mağfiret ve rızasını kazanamazsa yüz üstü sürünsün. Bu hakikat bu. Allah'ın Habibi, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah sadıkul vadil emin olan Fahri Kainat'ın haberi. Acaba biz mağfiret, cehennemden kurtuluş beraatını alabildik mi? Şehr-i Ramazan gittiğine seviniyor muyuz? Biraz gönlümüzde acı, burukluk, hasret var mı? Halbuki Allah-u Teala bu mübarek ayı hepimizin necat ve kurtuluşuna sebep kıldı. Şu halde Şehr-i Ramazan bizden şefaatçi mi, şikayetçi mi bilemiyoruz. Kıldığımız namazlar bize şefaatçi mi, şikayetçi mi bilemiyoruz. Şu anda hakikaten nedamet, pişmanlık, gözyaşıyla Şehr-i Ramazan'a yalvaralım. Bize şikayet etme Mevla'ya. Oruçlarımız için Allah'a yalvaralım. İçine yalan, gıybet, türlü günahlar kattıysak bu oruç makbul değil. Defterde sevabı yok. Herkes 30 gün, 29 gün oruç tutacak. 29 bazı seneler, 30 bazı seneler. Amel defteri İkra kitabek eline verilecek. Oku kitabını. 30 gün tuttuğu oruçtan 9 gün çıkarsa hayret edecek. Ya Rabbim ben 30 gün tuttum, amel defteri 9 yazıyor. Sen orada gıybet ettin, yalan söyledin, ümmet-i Muhammed'i kovuculuk yaptın, sokaklara çıktın, şehvetle baktın, çoluk çocuğun hali perişan mı, ne halde bir gün elem ve eser çekerek düşünmedin? Şu halde şu mübarek Şehr-i Ramazan giderken tefekkür etmek, Allah'a niyaz etmek gerekiyor. Gün bitti, amel gitti, kuşlar misali uçtu, ne kadar nedamet getirsek zor, bir daha geri getiremeyiz. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, insanlar Şehr-i Ramazan'da ne kadar rahmet olduğunu bilselerdi, 12 ayın Şehr-i Ramazan olmasını isterlerdi. Bilemiyorum. Bilemiyorum. Hulasa-i mevcudat, iki cihanın şefaat şefisi olan Resul-i Kibriya'ya yalvaralım. Her pazartesi, her perşembe amellerimiz Resulullah'a çıkıyor. Bugün dahi şefaati var. Amellerimizin kabulü için Allah-u Teala'ya niyaz edip şefaat ediyor. Gelin hep beraber orucumuz için, namazımız için Allah Resulü'ne yalvaralım. Bilmiyoruz bir daha görür müyüz? Bilmiyoruz bir daha gelse gelse hakkını eda eder miyiz? Bir acılık, bir burukluk ve bir hasret ateşi var içimizde. Şehr-i Ramazan gidiyor, sevinelim mi? Nefis seviniyor. Aklı selim sevinmiyor. Şeytan seviniyor. İlahi ilimle mücehhez olan alimler, kamiller sevinemiyor. Şu halde hepimiz Allah-u Azimşan'a şimdi yapacağımız duada teravih namazlarına bize şikayet etme diyelim. Oruçlarımıza bizden şefaatçi ol, memnun ol, şikayetçi olma diyelim. Yine Fahri Kainat'ın kapısını çalalım. Ona bir kaside okuyalım. Gözlerimizi yumalım. Selavat-ı şerife getirelim. Ve elimizi açınca aman ya Resulallah. Biz ahir zaman ümmetiyiz.
Bu devirde yüz binlerce günah bir araya geldi. Senin kavmin olan sahabeler bunları düşünmedi bile. Yani bu kadar şiddetli isyan ve günahların geleceğini sahabelerin aklına bile gelmedi. Onlar Resulullah'ın muhabbet ateşinde gönülleri yandı. Allah'a itaati bir zevk, Resulullah'a sadakalı bir muhabbet bildiler. Ama biz her taraftan perişan, her taraftan perişan, her taraftan perişanız. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Evladı hayalden geçerek Ravzana geldim. Evladı hayalden geçerek Ravzana geldim. Ahlakını methetmeden Kur'an diye sevdim. Ahlakını methetmeden Kur'an diye sevdim. Kurbanın olam Şah-ı Resul kavma kapından. Kurbanın olam Şah-ı Resul kavma kapından. Didarına müştak olacak Yezdan diye sevdim. Didarına müştak olacak Yezdan diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran diye sevdim. Bir ben değil alem sana kurban diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Günler geçer, ömür tükenir, sırat üstünden geçilir veya geçilemez. Allah-u Teala amel defterlerini uçurur, kiminin sol eline geçer, kiminin sağ eline, kiminin sol eline geçer, kiminin arkasından verilir. Sağ eline geçenler rahmet-i ilahiye mustarak olurken, sol eline ve arkasından amel defterleri verenler muhakkak azab-ı şedid ile cehennem ateşlerine düşerler. Allah-u Teala ve Tekeddes Hazretleri Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam Efendimizle cehennemin bize azdırap ve sıkıntısını bildirmiştir. Şehr-i Ramazan gelir geçer, ömür de gelin geçer. Ama Allah-u Teala Sure-i Mülk 2. ayeti celilede ne alem bildirildiğine göre size dünya hayatına, ahiret hayatını size verdik. Kimler ne şekilde amel edecek size gösterelim diye
bir imtihan kıldık. Bu dünya bir imtihandır. Hayatın bütün safhası yalnız Şehr-i Ramazan değildir. Şehr-i Ramazan kemalatımızın ölçüsüdür. Kulluk derecesinde kemalatımızın bir alametidir veya zulmümüzün bir parçasıdır. Şehr-i Ramazan gider, ömür gider, hayat biter. Ama hesap kapanmaz. Kabirler ağzını açar, ne yazık ki bizleri bekler. Münker nekir hesap sorar. Mevla ilk azabı şedidi kabirde gösterir. Sarhoşun birisi Kabir Alemi isminde İmam-ı Celaleddin Suyuti Hazretleri'nin kitabında bu kıssa, hadis alimi 200 bin hadise ezber bilen, 75 defa 70 defa Resulullah'a eşkare gören İmam-ı Celaleddin Suyuti Hazretleri naklediyor. Oğlu alkol içiyor. Sevgili gönlü yarık anası diyor, oğlum içme. Sen bu alkolü içme. Bu nasihatlar yüreği yarık annenin nasihatı olduğu halde evlat asidir. Ana hakkı baba hakkı bilmez. Ana sus, söylenme. Anası yüreği yarık, gözleri yaşlı. Oğlum yapma. Elbet bu keyfin bir azabı vardır. Oğlan edepsizdir. Haya damarları patlamış. Utanma kanından uçmuş gitmiş. Ana köpek gibi havlama. Anası nasihat eder. Zalim evlat. Ana köpek gibi havlama. O da ölümü tadar. Ananın gözyaşları oğlana fırlamaz. Bir gün onu cehennem şükürü olan kabire koyarlar. İmam-ı Celaleddin Suyuti Hazretleri buyuruyor ki, kabir komşusu olan zatların şahitliğiyle kabirden günde iki defa çıkan bu evlat Allah'ın ibret numunesi olarak hav 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 diyerek havlardı. Komşular dedi, ya Rabbim cenaze köpek gibi havlar mı sözüm sizlerden meclisten dışarıya? Bunda bir hikmet vardır. İncelediler anasına, nasihatına köpek gibi havlama dediğinden bu belanın geldiği anlaşıldı. Bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Ayet-i Celile'de dünya ve ahiret hayatını size verdik. Kimin ne amel olduğunu göstermek ve imtihan için. Bu hayat imtihandır. Bu ömür tükenir. Sonunda sırat köprüsüne sürerler. Ameli sol elinden ve arkasından verilenler bir çobanın sürüsünü sürdüğü gibi cehennemin içine sürülür. O cehennemde dağlar vardır. Cehennemin denizleri vardır. Cehennemin dereleri vardır. Cehennemin içilecek suları vardır. O dağ başına, cehennemin dağ başına vardıkları zaman varana kadar 70 kere dereleri yanıp yerine yenisi çıkmadıkça yerleşemezler. Dağa çıkana kadar cehennem ateşiyle 70 kere dağlara çıkar da derileri değişir. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki, dağ başına vardıkları zaman orada ilk yedikleri cehennem zakkumudur. Bu zakkumun sıcaklığı bellidir. Ateşler yanında serin kalır. Acısı şiddetlidir. Dikenleri pek çoktur. Onlar orada bu zakkumlarını yerken aniden melekler gelir. Onları demir topuzları ile dövmeye başlarlar. Bu vuruşları ile onların kemikleri çatır çatır kırılır. Sonra ayaklarından tutar cehenneme atarlar. Bunlar cehennemin bir yerine varıp kalmadan tepe üstü 70 senelik yol alırlar. Fahri Kainat
buyurur ki bunlar cehennemin dibine girip de oradaki bir yere yerleşmeden evvel 70 kere yanan derileri değişir. Bu durumda yiyecekleri ağızlarındadır. Yani zakkum. Bir türlü ona yutmaya güç yetiremezler. Böylece yiyecekleri ağızlarında toplanır kalır. Kalpleri de boğazlarına gelir tıkar da bir şey yutamaz hale gelirler. Çünkü o kalpleri hakkı bilmek içindi. Marifet, muhabbet içindi. Kalbini dünya zevklerine verdiler de şimdi o kalpler boğazlarından zakkumun geçmesine dahi fırsat vermezler. Ağızlarındaki zakkumu yutmak için hemen her insan su ister. Dünyada bir şey yutamayınca su içtiği gibi. Bulundukları yerlerde cehennem içine akmakta olan vadiler görürler. Oradan cehenneme sular akmaktadır. Bunu görünce oradan su içmeye giderler. Oraya vardıktan sonra su içmeye eğilirler. Daha o suya eğilirken yüzlerinin derileri soyulur. O suyun içine düşer. Bir türlü o sudan içmeye güçleri yetmez. Bunun üzerine o suyu bırakıp gitmek isterler. Ama onlar daha su kaynağındayken melekler yine kendilerine yetişir. Onlara öyle bir vuruş vururlar ki kemiklerini kırarlar. Sonra ayaklarından tutup cehenneme atarlar. Bundan sonra tepe üstü cehenneme düşerler. Cehennem vadilerinden birine varmadan alevler ve şiddetli dumanlar içinde 140 senelik yol alırlar. Ahiret günleri dünya hayatının 100 senesine bedeldir. Ahiret günleri dünya hayatının 100 senesi gibidir. 140 senelik gidilen yol 100 ile çarpılırsa muazzam bir hesap çıkar. Bundan sonra tepe üstü cehenneme düşerler. Cehennem vadilerinin birine varmadan 140 senelik yol alırlar. O cehennem vadilerinden birine varıp yerleşinceye kadar her insan 70 kere derisi yanar. Yerine yenisi biter. Daha önce gördükleri su kaynaklarının sonu buradadır. Yani yeni geldikleri cehennem vadilerinde. Gelir gelmez bu sudan içerler. Ama kaynar bir sudur. Bu su onların midelerine yerleşmeden Allah-u Teala her birinin 7 kere derisini değiştirir. Midelerine yerleşir yerleşmez bağırsakları parçalanır. Parçalanan bağırsakları parça parça makatlarından dışarı çıkar. Suyun bir kısmı damarlarına yürür, derilerini eritir. Onun tesiriyle kemikleri sızlamaya başlar. Peşinden yine melekler gelir. Ellerindeki demir topuzlarla onların yüzlerine, başlarına, kalçalarına vururlar. Bu demir topuzlardan her biri 360 işe yarar. Onunla cehennemliklerin başına vurdukları zaman onların beyinleri dağılır, kemikleri kırılır. Bundan sonra ateş içinde yüzerler, ta cehennemin ortasına gelirler. Cehennem ateşi onların derilerini yakar, ta kulaklarına çıkar. O ateşin alevleri burun deliklerinden, kaburga kemiklerinden parlayarak çıkar. Bu durumda cesetlerinden irinler akar, gözleri dahi yuvalarından çıkar, yanaklarına yapışır. Bu arada daha önce uydukları şeytanlarıyla arkadaş olurlar. Yardım istedikleri zaman şeytan ve nefsinin putları onunla beraber kalırlar. Ve birbirine yakın bir şekilde dar bir yere onları sıkıştırırlar. Kendi kendilerine hayıflanıp dururlar. Nadim olur, pişman olurlar. Fakat cehennem pişmanlığı adama bir fayda vermez ki. Cehennem pişmanlığı adama bir fayda vermez ki. Bunlar şeytanların arkadaşlarıdır. Keza yanan taşlarla birlikte olurlar. Hataları ve günahları dahi getirtilir. Dağlar misali üstüne bağlanır. Azapları çetin olsun da günahlarının miktarını görsün diye. Böylece nice cehennem azapları vardır.
Ben onları geçiyorum bir kısmını. Beyinleri kaynar, etlerin üzerine dökülür. Duyguları parça parça olur, irin akmaya başlar. Onların vücutlarından kurt düşer. O kurtlar semire semire vahşi eşek kadar büyür. Bu kurtların kartal ve şahin kuşları tırnakları vardır. Kemiklerin etlerine, derilerine öyle bir sıkıca koparırlar ki etleri lime lime dilerler. Böylece onların etleri yerler, kanlarını içerler o vahşi eşek gibi. Sıra o kurtların cehennemlikler dışında bir yiyecekleri, içecekleri yoktur. O kurtların rızıkları insan olduğu için ister istemez yerler. Cehennemlikleri, cehennemlikleri cehennem denizi içine hazırlayıp götürmeye çalışırlar. O cehennem denizi ise 70 senelik yoldadır. Onlar cehennem denizine ulaşıncaya kadar günde 70 bin kere etleri, duyguları parçalanır. Yerlerine hemen yenisi gelir. Cehennem denizine ulaştıkları zaman oranın hazinleri, görevli melekleri bunları tutar, cehennem denizine atarlar. Bu cehennem denizinin derinliği ancak Allah-u Teala bilir. Tevrat'ın bazı yerlerinde şöyle anlatılmıştır. Cehennem denizleri yanında dünya denizi, dünya denizi sahilinde ufak bir kaynak gibidir. Bunlar cehennem denizine atıldığı zaman birbirlerine şöyle derler. Buradakine nispetle daha önceki azabımız çok küçük kaldı. Bir rüya gibi oldu. Sonra Fahri Kainat aleyhissalatü vesselam şunları anlatır. Onlar cehennem denizi içinde bir batar bir çıkarlar. Bazen 70 kuloş denizin cehennemin denizine dalarlar. Her kulacın uzunluğu doğu ile batı arası kadardır. Daha sonra melekler onları demir topuzları ile sürer, kendilerine vurur. Böylece cehennemin 70 yıllık derinliğine inerler. Yiyecekleri içecekleri cehennem denizinden çıkar. Cehennem denizinin dibinden 140 senede ancak yukarı çıkarlar. Oradan çıkıp nefeslemek isteyen her biri melekler demir topuzlarla karşılar, vurmak isterler. Başını cehennem denizinden çıkarır çıkarmaz başına 70 bin topuz vururlar. Hiçbir topuz hedefini şaşırmaz. Onlar cehennem denizinde Allah'ın dilediği kadar kalacaklar. Ta etleri kemikleri yanarak eridikten sonra ruhları kalıncaya kadar. Cehennemin içerisinde her çukurunda 70 bin yılan vardır. Her yılanın uzunluğu çok azimdir. Onun dişi dahi bir zehir kulesi gibidir. O yılanların bulunduğu çukurda 1000 tane akrep vardır. Her akrebin dahi 70 tane bel kemiği vardır. Her bel kemiği dahi zehirden bir kulaydır. Resul-i Kibriya buyurur ki bundan sonra cehennemliklerin ruhları o mağaralardan çıkar. Cesetleri, derileri yenilenir. Akrepler yılanları saldırır. Yılan ve 70 akrep yarışır. Böylece bu cehennem ateşinden sizin huzurunuzda bir misaldir. Şimdi asıl anlatmak istediğim yere geliyoruz. Dikkat! Bu sohbeti duyan çok azdır içimizde. Resul-i Kibriya aleyhisselam buyurdu. Cehennem ehli için cehennemde bir gün vardır. O gün cehennemin dibinde toplanılır. Ne kadar cehennem ehli varsa o toplantıya katılır. Allah-u Teala kendilerine o günün toplantısı için izin verdiği zaman cehennemin dibinde bir nidacı en yüksek sesiyle seslenir. Ey cehennem ahlisi toplanın.
Bütün cehennem ahalisi duyar. Buna cehennemde haşır toplanmak denilir. Bu toplantıda zebanileri, azap eden zebanileri cehennem ehliyle beraberdir. Dikkat, bunu duymadınız, dinleyin. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurur. Bundan sonra onların aralarında bazı danışmalı konuşmalar geçer. Onların zayıf durumda olanları cehennemde kibirli büyük başlarına şöyle der. Dünyada baş olan, onları azdırmaya çalışan, garip fakirleri kandıran kibirliler, zayıf olanların durumları, onları kibirli büyük başkanlarına şöyle derler. Biz sizin çağrınıza uyarak şirke girdik. Sizin bizi kandırmanızla ne evlat tanıdık ne kadın, binlerce günahı işledik. Bugün Allah'ın azabından bir parçasını olsun bizden kaldıramaz mısınız? Hani bizi kandırırdınız ya, bizi baştan çıkarırdınız ya, yolların üstünde dost diye çıkarlar, seni azdırmak için bin bir palavra sıkarlar, cebini boşaltır, ciğerlerini zehirle doldururlar. Hani o başkanlar var ya, ona uyan avanaklar derler ki, bugün Allah'ın azabından bir parçasını olsun, bizden kaldıramaz mısınız? O dünyanın kibirli uluları, bey, efendi, ağa olan cagasından, fiyakasından kendisini kurtarmayanlar derler ki, burada hepimiz cehennemdeyiz. Biz sizin azabını nasıl def edelim? Böyle bir şeye gücümüz yetseydi, önce kendi azabımızı kaldırırdık. Sonra yine onların kibirli reisleri, akıl hocaları, yerlerine baş olup kandıranları, avanakları kandırıp götürenleri, zayıflara şöyle derler. Sizin için rahat yüzü görmek yoktur. Şunun için ki bizden yardım dilersiniz. Buna karşılık zayıflar şöyle der. Asıl siz rahat yüzü görmeyin. Çünkü siz bizim kötülükte öncümüz idin. Arkadaşımız idin. Para bulamazdık, kandırırdın. Mal satmak için bin bir hile yapardın. Asıl siz rahat yüzü görmeyin. Çünkü siz bizim kötülükte öncülerimiz idiniz. Bizi siz azdırdınız. Bu yüzden biz de cehennem ehli olduk. Bundan sonra o zayıf garipler, çoluk çocuğunu unutan, karısından haber almayan, avanak sürüsünün reisi aptallar, kendilerini azdıran kibirliler aleyhine şöyle konuşurlar. Rabbimiz bizi bu duruma düşürenlerin azabını kat kat artır. Bundan sonra büyükleri onları kandıran yollarda keser, para getiremezlerse akıl verip hırsızlık, ihanet dağrı yaptıran uluları onlara der ki, geceli gündüzlü günaha uğradınız. Bize Allah'a küfür etmeye, şirk koşmaya emrettiniz. Şimdi biz hem sizden hem de dünyada iken bizi çağırdığınız o içkiler, kumarlar, eroinler, avanak otu olan esrarlar var ya, ondan uzak olmak isteriz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu, bu işten sonra cehennemde kim varsa hepsi şeytanlar takımından arkadaşlarına döner. Şeytanlar takımından arkadaşlarına döner. Bizi azdıran ve doğru yoldan saptıran sizler oldunuz. Konuşma sonunda şeytan, ey
siz kulaklarınızı kasten tıkadınız. Krizimiz var, başımız ağrıyor diye yüzlerinizi toprağa sürdünüz. Geceleri uykuya yatıp itikafı bozdunuz. Gündüzleri avanak aklınızla, aptal fikrinizle oruçları dahi yediniz. Ben burada size bir vaatte bulunmadım. Gerçek kişi olarak benim size karşı bir üstün gücüm yoktu. Sizi çağırdım. Siz kötü arkadaşların kötülüğünü biliyordunuz. Bunlar benim arkadaşım. Semt değiştirsem, şehir değiştirsem diye düşünürdün. Ama onları hasretle cehennem arkadaşı olduğu için de aramaktan geri kalmazdın. Ah ah, bugünler, bu işler bir gün başa gelecek. Allah aşkına söyleyin, benim şeytan ve kötü arkadaş olduğum bildiğim halde bende bir hakikattan ne kitap ne de haber bulunmadığı halde nasıl inandınız? Asıl suçlu sizsiniz ki zalimlerin peşine düştünüz. Asıl avanak, ahmak sizsiniz ki şeriat, evliya, enbiya, ulema varken onların nasihatlarını unuttunuz da bizim cehennem ateşi olduğunu bildiğimiz halde bizim kuyruğumuza yapışıp asılıp geldiniz. Resul-i Kibriya buyurur. Bu arada bir ilanatçı çıkar. İlan veren, haber veren. Allah'ın laneti zalimlerin üstüne olsun. Ne kadar hazin bir şey. Bundan sonra oradakilerden hemen herkes birbirine lanet okur. Allah dostları birbirine şefaat ederken, ya Rabbim filancayı da cennete koy derken, cehennem ehli birbirlerine lanet okurlar. Ne kötü bir manzara, ne çirkin bir hal. O çirkinliği işleyen amellere kalanların kadınları ondan kaçarlar, çocukları kaçarlar. Senin gibi bir baba olacağına cehennem şırası olman ne güzel oldu. Ne Allah'tan korktun, hak tanıdın. Ne hukuktan bildin, hukuk tanıdın. Bizleri garip bıraktın, eline 3 kuruş geçtiyse keyfine yedin. Ne yeriz sormadın, ne içeriz bakmadın, zalim nefsinin esiri oldun. Şeytan senin bugün kardeşin oldu. Allah'ın azabı sizi kandıranlara ve Allah'ın azabı onların peşinden giden ahmaklara olsun. Zayıflar kibirli büyüklerine, kibirli büyük patronları, akıl hocaları, onları azdıranlar da birbirlerine lanet okurlar. Bu arada hep birden şeytandan, arkadaşlarından lanet okurlar. Şeytandan arkadaşlarına dahi, şerlilere arkadaşlarına dahi lanet okurlar. Sonra kürte arkadaşlarına dönerler, şöyle derler. Keşke sizinle aramız doğuyla batı kadar uzak olsaydı da bugün sizi kötü arkadaş olarak cehennemde gördüğüm gibi dünyada da keşke sizi biz hiç görmeseydik. Keşke dünyada sizinle aramız doğuyla batı kadar uzak olsaydı da bugün cehennemde gördüğümüz gibi sizi görmeseydik. Dünyada dahi bize ne kadar kötü akıl veren, nece malları satan, mal demek eroin, kokain, esrar, alkol, tavla zarı, tavla. Allah'ın yolundan insanı azdıran her şey maldır. Bu günler gelecek, bu şehri Ramazanlar bitecek. Sonra topluluk birbirine lanet okumaktan azabın kalkmadığını görünce diyecekler, kalkın cehennemde bize azap eden meleklere gidelim. Belki meleklerin yardımıyla bu azabı biraz hafifletiriz. Sonra
Cehennem görevli Hazin, onların ismi Hazin. Meleklere giderler, bulurlar. Onlar böyle demekle olmalarına rağmen yine azapları devam eder. Sonunda cehennem hazinleri, melekleri bulurlar. Cehennem hazinlerine başvurmalarıyla o meleklerin cevapları verme arasında 70 tane ahiret senesi geçer. Cevap vermiyorlar ki azapları artsın. Bir günü ahiretin dünyanın 100 senesi, 80 senesidir. 70 sene, 80'i 365 ile çıkan rakamı da 80 ile çarpın milyon senelere varır. Daha cehennem hazinlerin meleklerinin cevap vermesi. Melekler onlara hitap eder. Sert kışım gibi size elçiler, deliller gelmedi mi? Beyine, size beyine haber veren vekiller, sohbet eden hocalar, kızıp küstüğünüz Ahmetler, Mehmetler gelmedi mi? Allah elçileri size gelmedi mi? Melekler diyor, geldi hazinler de. O halde dua edin, kafirlerin duası ise sapıklıktan başka bir şey değildir. Siz ne dua ederseniz azabınız artar da eksilmez şimdi. Artık cehennem dua yeri değildir. Cehennem adalet yeridir. Cehennem öyle bir bela yerdir ki ana evladından kaçar, kardeş kardeşinden kaçar, karı kocasından kaçar, koruk koca karısından kaçar. Niye kaçar? Yahu karısını gören koca der ki benim bunda hakkım var. Kocasını gören kadın der ki benim bu kocamda hakkım var. Hak almasın, aman beni görmesin, aklına gelmesin diye kaçarlar, kaçarlar, kaçarlar. Cehennem azap eden meleklerden fayda göremeyince bir malik vardır cehennemin amiri, 19 tane de hazin. Onun vekili cehennem zebanileri vardır. O 19 zebaninin emrinde de tümenler, kolordular, alaylar gibi sayısız azap melekeleri vardır. Hadi Malik'e gidelim. Cehennemin amiri o. Bizim için Rabbine dua eder de bize ölüm hükmünü versin. Biz cehennemde ölelim, razıyım. Ama bu azap, bu kötü manzara çekilir gibi değil ki. Malik'in huzuruna varırlar. Dünyanın ömrü kadar Malik konuşmaz, susar. Dünyanın ömrü kadar cevap verene kadar o azabı yine yaşarlar. Ama onlara hiç cevap vermez, sükut eder. Bu kadar uzun süre geçtikten sonra Malik onlara döner. Sizin için bir ölüm hükmü olmayacak. Artık ölüm ahirette yoktur. Sonsuza kadar burada kalacaksınız. Cehennemlikler Malik'in kendilerine bir hayrı dokunmadığında görünce yardım görmek için Allah'ın huzuruna çıkmaya kalkarlar. Rabbimiz bizi buradan çıkar derler. Bir daha günah işlersek en şiddetli azapları yap derler. Ama Allah-u Teala cevap vermez. Onlara bir miskalde hayır göndermez. Benim huzurumdan, azametimden çıkın. Bugün hesap günüdür. Ancak yaptığınızı bulursunuz der. Bugün ne ettiyseniz onu bulursunuz. Ne ektiyseniz onu biçersiniz. Ne döktüyseniz onu içersiniz. Bizim için değişen bir şey yok der cehennem etli ahalisi. İster sızlanalım, ister dayanalım. Bizim için artık bir şefaatçimiz yok. Ne de yakın bir dostumuz var. Bir kere olsun dünyayı ah bir dönebilseydik. Keşke müminlerden olsaydık. Artık ayakları kayıp gitmiş, ellerindeki deliller bitmiş. Müracaat edeceği kapılar tükenmiştir.
bir tokmak, kapı tokmağı yok ki açınca onlara haber müjdesi versin. Artık dünyadan boş getirdikleri zaman için hasret çekerler. Ah, itikafa girdik, yaktık. Nece nasihatlere gülüp ahmak ahmak baktık. Günahların veballeri boyunlarına yeniden yüklenir. Keza kendilerine uyanların veballeri, günahları da yüklenir. Ama kendilerine uyanların günahlarından bir şey eksilmez. Kim kimi azdırdıysa, kim kime sebep olduysa, sebep olduğu zatların günahları omzuna yüklenir. Benim günahımı bana sebep olan aldı ama benim kendi günahım yine omzumda kalır. Yalnız şu kadar var ki, kim kimin felaketine sebep olduysa, azdırdığı, kandırdığı, karısını kandırdıysa onun günahı, arkadaşını kandırdıysa onun günahı, kendi omzunun üstünde kalır. Evet, işte mahşer günü, cehennemde toplanılan, bir kere toplanacak, bugün cehennemin toplanma, birbirlerine lanet okuma, sen beni kandırdın, ben seni kandırdım, sen olmasaydın başıma bu gelmezdi, keşke seni göreceğime dünyanın bir ucundan bir ucuna otursaydım denilecek, sonra fayda vermeyecek. Kardeşler, Şehr-i Ramazan orucu bitti ama imtihan bitmedi. Sokaklara dağılılacak, evlerin kapıları açılıp girilecek. İçeride hanımlar, çocuklar onlardan rahmet bekleyerek evin reislerine bakacak. Acaba bugün bize ne rızık getirdi? Acaba ben karısıyım, bana ne hediye getirdi? Çocuklar, babamız geldi, el çırpıp müjdeleşecekler. Ama cehennem zebanesi gibi bir baba girecek içeriye, çekmiş esrarı, içmiş şarabı, keyfinden taviz vermez, elinden gelse koyun boğazlar gibi çocuklarını boğazlar, karısını şişe geçirir. Ama bu azap cehennemdeki mahşer gününde nedamet, pişmanlık getirecek ama kendilerine asla fayda vermeyecek. Şu halde imtihan bitmedi. Sure-i Mülk'ün 2. ayeti celilesinde biz dünya ve ahiret hayatını size takdir ettik. Bu sizin için bir imtihan günüdür. Hanginiz güzel amel işleyecek diye. Allah-u Teala Hazretleri Sure-i Mülk, tebarek ederiz biz Sure-i Mülk'te Nuh Aleyhisselam'ın karısını misal gösteriyor ayette. 8, 9, 10. ayetlerde Nuh Aleyhisselam'ın hanımının ismi Va ile, oğlunun ismi Yam, Kenan da deniliyor. Bunlar Nuh Aleyhisselam gibi ulul azim bir peygambere uymadılar. Uymadıkları için Nuh tufanında boğuldular. Yine Kur'an-ı Azimüşşan'da 8, 9, 10, 11, 12. ayetlerinde Sure-i Mülk'ün Asiye annemiz misal gösterilecek. Firavun'un hanımı idi. Asiye binti Müzahim, Müzahim'in kızıydı. Dilberliği, güzelliği dillere destandı. Günlerden bir gün saray ehli kadınların, kızların maşita, kadın berberi olan Maşita Hatun elinden tarığını düşürecek. Unutacak Allah'a muhabbetinden. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber diyecek. Firavun'un kızının saçını taradığı için kız duyacak. Yoksa dadı saray ehline hizmet eden kadınlara dadı denir Osmanlı'da. Dadı, sen yoksa babanın tanrı kabul etmediğinden başka bir tanrı mı buldun? Artık Maşita Hatun konuşmuştur kadın berberi. Senin baban da benim gibi ey kız bir kuldur. O kendini ne kadar ilah etse ne fayda vardır. Vallahi babanı da kainatı da mükevvenatı da yaratan Allah'tır. Kız hışım gibi
Tanrı babasına koşar. Baba, senin ailen dahi ki sonra Asiye anamız da aynı şeyi söyler, berber dahi senin tanrılığını kabul etmiyor. Bunun üzerine Firavun lanetli, kadın berberinin 3 çocuğu vardır, kızgın kazanda neler kaynatırsa kaynatır, 2 çocuğunu atar. Anne yüreği, keşke şu son küçük oğlumu kaynar kazana attırmamak için yanıldım. Benim tanrım haşa Firavundur diyeyim mi? 10 çocuk dünyada konuşmuştur. İşte Maşita Hatun'un en küçük 2-3 yaşındaki oğlan çocuğu konuşur. Ana, sakın uyma şeytana. Büyüklerim, benim kardeşlerim cennete girdi. Senin Allah'ın cemalini bekliyor. Aman anne, dayandır. Bunu gören Asiye annem saraydan koşar. Lanetli kocası Firavun'a şiddetli kızar. Çünkü saraydan seyrederken Maşide Hatun'un zulümlerini görür de iman nuruyla kabul eder. Çünkü Asiye annemiz Musa Aleyhisselam'a iman etmiş, gizlice imanını gizlemekte idi. Hanımının böyle karşı çıkması Firavun'u kuduz köpekler gibi sözlü meclisten uzak azdırır. Çarmıha gerer, üstüne çok muazzam bir kaya koyar. Hazreti Asiye annem Firavun'un karısı olmasına rağmen dua eder. Ya Rabbim, Firavun'un şerrinden koru, çirkin işlerinden koru, ona zulmeden, zulmüne yardım eden hain, zalim hizmetkarlardan beni koru. Bir insan dua ederken bu 3 hukuku unutmaması lazım. Şerlinin şerrinden koru, şerlinin şerrini işlediği çirkin işten de koru. Şarap içiyorsa ya Rabbim o şarap içmesinden koru. Esrar içiyorsa esrar içmesinden koru. Eroin içerse eroin içmesinden koru. Şerlinin kendisi şer olduğu gibi yaptığı işte şerdir. O şerlilere yardım eden de şerdir. Mal derler esrar eroin içenler. O malı satanlar, masum insanların yoluna dikilenler de şerdir. Zalimlerin zulmünden koru, kendinden koru, beni zulme sürükleyen arkadaşlarının şerrinden koru. Şu halde dua tek olmaz. Çirkinlikler birbirine bağlıdır. Bir ağaçta meyve biter, o ağacın bir gövdesi lazım, bir yaprakları lazım, altında su, gübre lazım. Allah hepinizden razı olsun. İşte bugün bitti, yarın oruç kaldı, o da bitecek. Ama bayram denilen günü süslü elbiseler giyilecek, sokaklara çıkılacak. Hasan-ı Basri Hazretleri süslü elbise giyenlere pek hayret ederdi. Hazreti İmam Ali Efendimiz bayramda sevinenlere hayret ederdi. Yahu siz bayram diye gülüp oynuyorsunuz. Acaba Şehr-i Ramazan'da mağfiret oldunuz mu? Bu sevinç nedir? Bu sevinç nedir? Şimdi neye böyle sevinip durursunuz? Hasan-ı Basri Hazretleri sokağa çıkar bayram günü, rengi cenaze gibi sararır, elleri, derileri, ayakları sapsarı titrerdi. Nedir bu ya İmam Müştehit? Bugün bayram ama acaba benim bayramım oldu mu? Ben mağfiret oldum mu? Yapmayın sofiler, bayram diye azgınlık, taşkınlık yapmayın. Hani beratınız nerede? Yoksa cehennemin mahşer gününde birbirinize lanet okuyacak günahları mı işliyoruz? Bayram günü gözlerimiz yaşlı, gönüllerimiz üzüntülü, ahvalimiz şüpheli, boynumuz bükük olmak lazım gelir. Süslü elbiseler Şehr-i Ramazan'da giyilecektir. Süslü elbise güzel amel demektir. Şehr-i Ramazan'da güzel ameli yapma,
Sonra bayramda süslen. Hayır, şehri Ramazan'da süslenecekti. Bayramda da mükafat beklenecekti. İş ters oldu. Yapmayın kardeşler. Bu günler geçer. İnan Allah'tan ömür de biter geçer. Sonunda cehennemin haşir gününde birbirimize hak hukukta azap ve şedid çirkin teklifler yaparız. İşte size son teravide bir gariban, hayattan bir zevk almamış, mesuliyet duygusuyla Allah'tan korkmuş bir garibandan son şehr-i Ramazan nasibini duydunuz, nasihatını duydunuz. Sevinmeyin. Kim şehr-i Ramazan'a ulaşır da mağfiret olamazsa cehenneme yüz üstü sürünsün buyuran Cibril aleyhisselam amin diyen Resulullah'tır. Dünya sizi kandırmasın. Her zevk biter. Çek çek enfiye biter. Çek çek esrar biter. İç iç duman duman tütün biter. Yalnız kara dumanların altında mahzen tutan üzgün bir insan kalır. Dumanlar bulut değildir, gaflet dumanıdır. İnsanın gafleti cehenneme sürükler. Duman çekmek yerine zikir çekmek var. Keyif sürmek yerine cezbeye düşmek var. Zalim aramak yerine Allah dostlarını aramak var. Gelin pişman olmayalım. Bu sohbetim size bayram hediyesidir. Altın gümüş versem ne fayda? İnci gibi iman ipine dizilen güzel nasihat çıktı kitaptan. Uyuma kardeş, gönül yaralarına merhem sürmek istersen zevk-i safada arama. Gönül yaralarının ilacı tövbe istiğfardır. Nedamettir, pişmanlıktır. Son pişmanlık fayda vermez. Gelin bugün son şehri Ramazan günü pişmanlık şurubunu içelim. Allah sizden razı olsun. Vitir namazını kılmaya tahammül edemedim. Bu sohbeti yapmak boynuma borçtu. Size güle güle demem için bir hediye vermek lazımdı. Allah'ın kudreti, Resulullah'ın bereketiyle, kavsımın himmetiyle her birinize inci taneleri olarak muhabbet iplerinize şu nasihati etmek nasip oldu. Unutmayın, cehennemde bir haşır günü var. Birbirimize söveceğiz, birbirimizi suçlayacağız ama hiç fayda vermeyecek. Azap meleklerine gideceğiz. Fayda yok heyhat. Cehennemin sahibi Malik isminde en büyük meleğe gideceğiz. Heyhat fayda yok. Allah'ın azametine yalvaracağız. Heyhat çekilin huzurumdan. Ben size Kur'an gönderdim. Peygamberler gönderdim. Ne güzel evliyalarım geldi. Onların nasihatçı çobanları size sohbet etmedi mi? Bu garip günde bu azabı çekin artık diyecek Allah-u Teala. Uyan, uyan ey gönlüm gafletten uyan. Yok mu bir kaside? Uyan ey gönlüm gafletten uyan. Çok azim. Son gün böyle mi konuşulur? Size cennete girdiniz. Oyun mu tavsiye edeyim? Kaşıkla koyun havası mı çalayım? Vallahi iş dediğim gibidir. Allah Resulü'nün dediği gibidir. İşler sonunda müşkül olur. Gel müşkül olmadan kendi hesabını kendin gör. Aşık maşukuna böyle yapar mı? Her gün başka bir günah dalar mı? Aşık maşukuna böyle yapar mı? Her gün
başka bir günaha dalar mı? Paha etmez şu dünyaya dalar mı? Uyan uyan gafletten sen ey Sofi. Paha etmez şu dünyaya kanar mı? Uyan uyan gafletten sen ey Sofi. Hak yoluna girdim yolcuyum ben de, dersin ama hani ahvalim nerede? Hak yoluna girdim yolcuyum ben de, dersin ama hani ahvalim nerede? Hak yoluna girdim yolcuyum ben de, dersin ama hani ahvalim nerede? Uyan yine bak şu zalim nefsime, uyan uyan gafletten sen ey Sofi. Uyan yine bak şu zalim nefsime, uyan uyan gafletten sen ey Sofi. Bu sözlerim zalim nefsim hep bana, kimse bilmez neler çektirdin bana. Bu sözlerim zalim nefsim hep sana, kimse bilmez neler çektirdin bana. Perişanım yine kaldım yollarda, uyan uyan gafletten sen ey Sofi. Bu sözlerim zalim nefsim hep sana, kimse bilmez neler çektirdin bana. Bu sözlerim zalim nefsim hep sana, kimse bilmez neler çektirdin bana. Perişanım yine kaldım yollarda, uyan uyan gafletten sen ey Sofi. Bu sözlerim zalim nefsim hep sana, kimse bilmez neler çektirdin bana. Bu sözlerim zalim nefsim hep sana, kimse bilmez neler çektirdin bana. Perişanım yine kaldım yollarda, uyan uyan gafletten sen ey Sofi. Perişanım yine kaldım yollarda, uyan uyan gafletten sen ey Sofi. Mecnun'a benziyor benim kaderim, ağlarım sızlarım bitmez kederim. Bu yalan dünyadan bir gün göçerim, ömür tarlasına bak neler ektin. Ömür tarlasına bak neler ektin. Ben aşkı sevgiyi sevdayı tattım, muhabbeti tattım acıyı tattım. Gönlüme sevginin özünü kattım, kısa yollarımı yine uzattım. Kısa yollarımı yine uzattım. Kardelen çiçeği gibi açarım, nefisten şeytandan durmaz kaçarım. Yine bir çareyim yine açarım, ömür tarlasına bak neler ektin. Ömür tarlasına bak neler ektin. Deyin yalan dünya kimlere kaldı, şeytan çoğusundan imanı çaldı. Kimisi dünyanın zevkine daldı, ömür tarlasına bak neler ektin. Ömür tarlasına bak neler ektin.
Kimisi dünyanın zevkine daldı, ömür tarlasına bak neler ettin. Ömür tarlasına bak neler ettin. Ömür tarlasına bak neler ettin. Unutma her zaman dile gelecek, kullar yaradana hesap verecek. Dünyanın çilesi bir gün bitecek. Ömür tarlasına bak neler ektin. Kısa yollarını yine uzattın. Unutma her zaman dile gelecek. Kullar yaradana hesap verecek. Dünyanın çilesi bir gün bitecek. Gün bitecek. Gün bitecek. Gün bitecek.